MasterCam 2019 yeniliklerine hoş geldiniz. Burada şu an 3D model üzerinden otomatik bağ kırmayı göreceğiz, ekranda görüldüğü gibi. Şimdi bunu hep birlikte uygulayalım. 3D modelden otomatik olarak bağ kırmak, yani çapak almak komutumuz. MasterCam'imizi açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane parça var. Bu daha önceki metot olan, yani kontur metoduyla bağ kırıyorduk. Yani bildiğimiz 2D kontrol kullanarak ekranda görüldüğü gibi, bakın kontur 2D, burada bağ kırıyorduk. Burada takımı seçiyorduk, tutucuyu, kesme parametreleri sağdan soldan bu şekilde kullanıyorduk. Şimdi 2019'daki fark, bunu otomatikleştirdiler. Bunu nasıl otomatikleşti? Hep birlikte bunu silip baştan yapalım. Parçanın bu kısmına, 2D bölümüne giriyorum. Burada bakın model chamfer dediği modelden pah kırma. Model chamfer geldi. Buradan geometriyi seçiyoruz. Direkt katı modeli seçiyoruz. Katı model üzerinden mesela buraya pah kır diyorum. Tamam diyorum. Buraya pah kır diyorum. Tamam diyorum. Buraya pah kır diyorum. Tamam diyorum. Buna kır dedim. Tamam dedim. Şimdi şurada bu taraftan seçiyorum. Aslında tersten seçmem gerekiyor ama hatayı görelim burada. Bir kere kısmı seçmemiz gerekiyordu. Öncelikle onu burada geri alabiliyoruz. Seçimi iptal et dedim. Böyle bir özellik var. Sonuncuyu geri aldım. Devam ediyorum. Kısmiye geçiyorum. Kısmi şuradan oku yürütüyorum. Bakın seçim de çok daha pratik oldu. Burada daha iyi görmek için çeviriyorum. Şuraya kadar geleceğim. Tamam dedim. Evet, buraya tamam diyorum. Şu an seçimimi yaptım. Takımı seçiyorum. Takım şu şekilde. Tutucuyu seçiyorum. Pah takımıydı. Kesme parametrelerini seçiyorum bilgisayarla. Şurası önemli. Üst taraf şu pağın genişliğini veriyor. Pağın genişliği mesela 2 mm olsun. Bu da alttaki offset'i veriyor. Bu da 2 mm olsun mesela. Kesme, giriş çıkış parametresi verebiliyorum. Bağlama parametreleri. Kesmeye 2 mm'den başlasın. 25 mm geri kaçsın. Düzlem önemli. Burada bakın sağda ve solda mengenler vardı. Ben sağ mengene de işlem yaptığım için sağ sol mengene. Sağ mengenin parametrelerini seçiyorum. Düzlem. Tamam diyorum. Sağ tuş izometrik. Bakın şu an bunu otomatik olarak yapmış olduk. Bunu tabii şuraya alacaktık. Evet. Bunun simülasyonunu yapıyorum. Birinciyi yaptı. İkinciyi yaptı. Üçüncüyü yaptı. Beşinciyi yapmadı. Çünkü bunu ters seçtik. Bakın 2019'un güzelliklerinden bir tanesi seçilmiş olan geometriye geliyorum. Şimdi geometrileri görüyorum. Şu daire, bu çap, bu çap, bu kontur. Diğerine geldim. Buradan yani sol tarafından yürü dediğim için sol tarafında da katı olduğundan dolayı takım yolu çıkaramadı. Bunu sağdan yürütmem lazım veya buraya geliyorum. Bu kontürün üzerindeyken zinciri ters çevir diyorum. Ters çevirdim. Bu sefer diğer taraftan başladı. Buraya doğru geliyor. Tamam diyorum. Yenile diyorum takım yolunu. Bakın takım yolunu yeniledik ve o kısmını da bu kısmını da işledi. Onu buradan tekrar geri alayım. Bakın buradan girdi. Öbür taraftan girdi. Geometrinin solundan yaparak bunu işledi. Burada yine güzel bir özellik var. Bakın hazır buradayken. Şu an takım parçaya otomatik olarak tanıyor 3D katı modeli. Parçaya sıfır geldi. Buna emniyet payı koyabiliyorum. Nerede koyuyorum? Şurada mesela site clearance 1 mm koyayım. Tamam diyorum. 1 mm kala
dışarıda duracak. Bakın geldi. Tam 1 milimetre kala parçaya emniyetli bir şekilde yaklaşıyor. Pağı da buradan görüyoruz. Bakın parçaya 2 milimetre girdi. 2 milimetre vermiştik. Yukarıdan ve aşağıdan. Bu şekilde katı model üzerinden çok rahatlıkla pah kırabiliyoruz. Bu son yıllarda özellikle Avrupa'ya ihracat yapan firmaların kalitesinde çok önemli bir husus. Yani üretilen parçalarda herhangi bir çapak kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu çapak alma derdini tamamen ortadan kaldıran güzel bir özellik. Bu iki boyutta şu an bunu yaptık. Üç boyutta olanı ve beş eksende olanı da mevcut. Yani herhangi bir parça kenarını seçiyoruz. Emniyet mesafelerini göz önünde bulundurarak otomatik olarak pahları oluşturuyor. Giriş ve çıkış hareketlerini, kontür işlemleri ve uzatmaların yanı sıra sistem tarafından bunu belirliyor. Fikstürleri tanıyor. Bağlama aparatları varsa bunları da tanıyor ve çarpmıyor, koruyor. Karmaşık pneumatik bir parçaya sadece birkaç tıklamayla otomatik olarak pah kırabiliyoruz. Mastercam.site sitemizden diğer yenilikleri takip edebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için